Bu dersimizde AnyVideo Converter programını indirmek ve kurmak işlemleri nasıl yapılır konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle hemen any-video-converter.com adresine girdikten sonra veya programın ismini Google'da aratarak rahatlıkla bu adrese ulaşabilirsiniz. Hemen üst bölümde bulunan Downloads bölümüne, yani yüklemeler bölümüne girdikten sonra bu bölüm içerisinde size uygun olan bir programı indirerek devam edebilirsiniz. Dikkat ederseniz bu bölüm içerisinde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bölüm en alt bölümde. Yani ikonlu, yani daha büyük olarak ayrılmış, yer ayrılmış bölümler ücretli olarak karşınıza çıkacak ve birçok ilgili kurumun birçok ürününü görebiliyoruz. Hemen alt bölüme geldiğimizde Any Video Converter Free butonunu klikleyerek, Download bölümünü klikleyerek ücretsiz olarak kullanabileceğimiz versiyonunu indirmeye başlayabiliriz. Bu işlemlerden sonra size göre seçeceğiniz herhangi bir Download bölümünü seçebilirsiniz ki kendisi otomatik olarak size en uygun server üzerinden download'a başlayacaktır. Yani herhangi bir işlemi yapmadan ilgili sayfaya klikledikten sonra dosyayı indirmeye başlayacaktır. 35.5 MB'lık bir dosyayı indirdikten sonra kurulum işlemlerini yaparak devam edeceğiz. Şu anda dosyamız bilgisayarımıza inmiş durumda. Bu dosyayı klikleyerek veya indirdiğimiz bölüm içerisinde double click yaparak, çift click yaparak rahatlıkla kurmaya başlayabiliriz. İşletim sistemimize onay verdikten sonra, kurmasına izin verme işlemini onay verdikten sonra ilk karşımıza gelen seçenek dil seçeneği. Bu bölüm içerisinden hemen Türkçe bölümünü seçebiliriz. Programı Türkçe olarak kullanmaya devam edebiliriz. OK dedikten sonra artık programı kurulum için gereken pencereye geldik. Bu bölüm içerisinde ileri butonunu klikleyerek devam ediyoruz. Anlaşmayı kabul ediyorum seçeneği varsayılan olarak işaretli. Herhangi bir işareti bozmadan ileri olarak devam ediyoruz. Bu bölüm içerisinde yine her programda olduğu gibi bilgisayarımızda nereye kuracağını bize bildiriyor. Biz göz at bölümünden farklı bir klasörde rahatlıkla kurulum yapabiliriz. İleri butonunda klikledikten sonra programın görünen ismini burada belirtiyor ki biz bu ismi de değiştirebiliriz ama herhangi bir değişiklik yapmadan ileri butonuna tekrar klikliyoruz. Burada ek simgeler, yani masa üstüne simge oluştursun mu? Yani masa üstüne kısa yol oluştursun mu, oluşturmasın mı sorusunu cevapladıktan sonra tekrar ileri butonunu klikleyerek en son kur işlemine gelmiş olduk. Kur işlemini klikledikten sonra bilgisayarımıza Any Video Converter'ın 5 versiyonunu kurmaya devam ediyor. Şu an itibariyle kurma işlemini bitirdi ve free versiyonu olduğu için direkt olarak kendi web sayfasını açtı. Bunu Ultimate versiyonuna update etmeniz için gerekli sayfayı açmış oldu. Biz bu sayfayı kapatıyoruz. Seçenek gördüğünüz gibi diğer programlarda da bu şekilde seçeneğimiz var. Son dediğimiz andan itibaren programı da çalıştırmak istiyorsak hemen son butonunu kliklememiz yeterli olacaktır. Bu işlemden sonra masa üstüne gerekli kısa yolu oluşturduktan sonra biz direkt olarak programı açmaya çalışacak. Evet, belirli bir süre bekledikten sonra programı gördüğünüz gibi açtı. Full screen yaptıktan sonra, ekranı tam ekran yaptıktan sonra artık bu bölüm içerisinden rahatlıkla sürükle bırak da destekleyerek herhangi bir videoyu farklı bir video formatına veya boyutlarına dönüştürmemiz mümkün olacaktır.